kullanıldığı Hasköy tersanesi. Evet. Yani evet. Dönüyor dolaşıyor baba evine geri geliyor. Evet. Böylesine de güzel bir şeyi var işin, ilintisi var. Ön tur yaptık. Böylece de hani işler yürüyecek. Ben karna bakımını yapıp bir hafta içinde gemiye dışarı alacaksın. Alacağız. Orada da yine geleceğiz. Her türlü beni haftaya ben alacağım. Tamam. Yine bir şekilde beraber ekiple gelip bence de çok güzel olur. Akıbetini ben öbür çalıştığım gemilere bakarsam, bunu değerlendirme yaparsam tabii ki onlara göre çok çok iyi. Ha, niye iyi diyeceksin? O gemiler kimisi gitmiş restoran olmuş, kimisi gitmiş jilet olmuş, kimisi işte İhsan Kalmaz, deve kuşu dediğimiz tabir gemiler çok çok iyi gemilerdi. Aynı tersanenin gemileri. 61 yılı yapımı gemiler, bu 52 yılı yapımı gemiler. Ama onlara baktığım zaman biraz daha kendimi böyle feraha çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü bir hizmet verecek burada. Yani aktif bir hizmet olmasa bile. Ha, gönlüm nedir bu? Bana göre bu geminin ayrı bir yeri var. Bana göre bir ayrı bir yeri var. Bunda bu benden önceki giden kaptanlara, sonra kaptanlara da büyük bir hatıralar bırakmıştır. Yani kaptanlığı burada hissediyorsunuz. Biz Fenerbahçe gemisinden başka bir yerde yaşayamayız. Bu denizden çıkan balığa benzer. Bilmiyorum nasıl yapacağız bunu. Öyle bir korkunuz var mı? Yok, korkum yok, endişem de yok. Ama kendimi ona alıştırmam da zor. Şimdi işletmede bir tek paşavatsı vapurumuz kaldı, telgraf sistemli. Hatta bir paşavatsı gemimiz, vapurumuz buna benzemez. Bunun yakışıklılığına benzemez daha, görüntüsüne de benzemez. Bu bambaşka bir gemiydi. Yani insan mecbur artık, gemi çalışmadın mı, gemi atıl durumuna geldin mi tabii sıkılıyorsun. Ama şimdi çalışıyoruz biz, pek sıkıldığımızı anlamıyoruz. Ama şimdi bu geminin işleri bitsin, yapacak işimiz olmadı mı sıkılacağız. Bakacağız birbirimize. Onun için çalışan bir gemiye gitmeyi tercih edeceğiz o zaman. Ama şimdi yani şu anda sanki gemi hala çalışıp yüzecekmiş gibi öyle bir iş şey var içimizde, duygu var. O şeyle çalışıyoruz, o duyguyla çalışıyoruz. Yoksa kimse, yani bir çocuğumuz gibi bizim bir. Ailemizden çok burada duruyoruz. Onun için öyle bir hani bırakayım da gideyim de, yok öyle bir şey yok. Yani. Ama istemeyerek herhalde gemi bizi bırakacak. Biz gemimizi bırakamayacağız ama o bizi bırakacak. Üzülerek. Efendim buraya geleli 3. haftamızı geçirdik. Evet. Bak kaptanlık mesela, burada kaptanlık bitti. Kaptanlık bir vaziyette halimiz var mı? Yok. Gemimizi işletmemiz dedi bize ki amirlerimiz bu gemiyi şöyle şöyle yapacağız. Müzeye ebediyen yaşatacağız. Tamam dedik. Emir demiri keser. Soyunduk hemen bak. Üniformayı, yıldızları falan. Başladık arkadaşlarla beraber. Gemiyi yapacağız, vereceğiz. En iyi şekilde işletmemizi temsil edecek bir şekilde teslim edeceğiz Koç Müzesi'nde. Oradaki bütün İstanbul halkı, vatandaşlarımız, Türkiye'li insanlar, dünyanın neresinde olursa olsun denizciliğe merak salanlar, denizi sevenler, martıları, kuşları sevenler gelsinler Fenerbahçe gemisini. Birebir orijinal şekilde görsünler. Evet. Aziz İstanbullular, Koç Müzesi'nin saygıdeğer kurucusu ve başkanı Rahmi Koç Beyefendi, Fenerbahçe Kulübümüzün saygıdeğer Başkanı Aziz Yıldırım Beyefendi ve yönetim kurulu üyeleri Fenerbahçe'nin ve bugün bizi yalnız bırakmayan değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları. Bugün bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bugün burada Fenerbahçe vapurundayız, gemisindeyiz. Bu
1953'lerde Dolmabahçe ile birlikte devreye girmiş şirketi Hayriye'nin gemilerinden en önemli iki gemisi. Ama maalesef Dolmabahçe gemisi tarihin sayfalarında kaldı ve gitti. Elimizde kalan son parça dediğimiz bu Fenerbahçe gemisi 55 yıl İstanbullulara hizmet verdi. Tam 55 yıl. Bu gemilerde nice anılar, hatıralar, güzellikler gizli ve saklıdır. Geminin kendi yapı tarzının ötesinde bu özelliklerini de bugüne kadar getirmiş önemli bir gemi. Bu vapuru biz tekrar yolcu taşıyabilme, bu kadar yoğun sefer yapabilme moduna getirmek isteseydik çok ciddi maliyetlerin yanı sıra orijinalliğini bozmamız gerekiyordu. Yeni motorlar koyacaktık, makineler koyacaktık. Kaptan köşk, güverte değişecekti ve bu teknoloji artık bozulmuş olacaktı. Bunu bozmamamız gerekiyordu. Ve bunu istedik ki kıymeti bilen ve bu kıymeti geleceğe taşıyacak İstanbul'un önemli kültürel mirası olarak yaşatacak bir kimliğe kavuşsun. Ve saygıdeğer Rahmi Koç Beyefendi, Koç Müzesi için bunu talep ettiler bizden. Birçok ömrünü tamamlamış gemi hurdaya ayrılırken bir takım şanslı gemilerin tarihi, değerleri, nostaljileri, bazı hayırseverlerin hizmetleri ile muhafaza edilirler. Müze olarak bir yere bağlanıp statik bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Sayın Başkan Doktor Kadir Topbaş, İDO Genel Müdürü Sayın Doktor Ahmet Paksoy ve bizim müzemizin müdürü Ertuğrul Duru Beylerin birlikte aldıkları bir karar neticesi tarihi değeri olan, boyu 77 metre olan ve 1953 doğumlu Fenerbahçe gemisi de bundan böyle Rahmi Koç Müzesi Hasköy Tersanesi üretiminde tarihi Ulu Çalış Beyiz denizaltısı ile ziyaretçilerini ağırlayacaktır.